Mehta Hanım. Suda Hanım. Ben de size haber vermeye geliyordum fakat görüyorum ki elim haberi almışsınız. Nasıl oldu bu? Sultanım hünkârımızın takdiri. Nasıl olur anlamıyorum. Hünkârımız İbrahim Paşa'ya çok güvenirdi. 14 yıldır vekili mutlak olarak her işine emanet etmişti. Evet, nasıl olmuş? Neden idam edildi? Hem de böyle aniden. Neler olduğunu asla bilemeyiz. Belli ki hak ettiği bir ceza bu. Zira hünkârımız böyle bir karar verdiyse doğrudur. Bunu sual etmek bizlere düşmez. Kim bilir Hatice Sultanımız şu an ne haldedir? Allah sabır versin. İbrahim Paşa herhangi biri de değil. Böylesine büyük bir devlet adamının bu şekilde böyle can vermesin. Bu devletin nice paşaları, beyleri var. Biri gider, diğeri gelir. Allah babanızı bu milletin başından eksik etmesin. Amin. Sultanım, size Allah'tan sabrediliyorum. Başınız sağ olsun. Senin yüzünden öldü İbrahim. Senin yalanların, senin iftiraların yüzünden öldü. Sultanım, acınızı anlıyorum. Fakat ben... Allah kahretsin seni! Sultanım! Bu saraya geldiğin güne lanet olsun. Hatice. Her şeyi yakıp yıktın, yok ettin. Hatice. Sultanım, bu hadiseyle benim bir alakam yok. Hünkârımızın kararı. Senin fitnelerin yüzünden öldü. Senin yalanların yüzünden. Göstermeyeceğim bundan böyle. İki elim yakan da olacak Hürrem. Ben nasıl cehennem ateşlerinde yanıyorsam sen de yanacaksın. Canımı al diye yalvaracaksın ona. Odana dönebilirsin Hürrem.